Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık beraberlikte ayrıldı. Bu videoda buna ilişkin bazı şeyleri konuşacağız. Hatta detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama Jesus'un açıklamaları Fenerbahçe taraftarında tepkilere sebep oldu. Korkak Jesus açıklaması denildi vesaire denildi. Hep birlikte bunu değerlendirelim arkadaşlar. Öncelikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalara değiniyoruz. Biliyorsunuz gol eşitlikte tamamlanan müsabakanın arkasından konuştuğu şeyler. Maçı da konuşacağız arkadaşlar. Puanlamayı da yapacağız. Sizlerden tek ricamız kanalımızın şu günlerde zor durumda olduğunu yani istemeden belki de bir yanlışta bulunuyoruz ama anlamadığımız şekilde üstümüze geliniyor ve beğeniler siliniyor, abone sayısı siliniyor, bazı yorumlar görünmüyor vesaire. Hani böyle bir bu şartlar altında sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız. Jesus diyor ki iki taraf için de iyi bir sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika boyunca daha iyi olan, daha fazla pozisyona giren, daha fazla şut çeken taraftı. Doğru. Ama son 15-20 dakikada Beşiktaş bizden daha iyiydi. Oyuna sonradan giren oyunculara katkı sağladılar. Biz de kenarda durmakta zorluk yaşadık. O dakikadan sonra Weghorst ile girdikleri iki pozisyon vardı demiş. Zaten ikisi de offside. Direkten dönen de offside. Kafayla vurup dışarı giden yok, kafayla vurup dışarı giden değil, ayağıyla vurup dışarı giden var. O offside. Sadece Muleka'nın getirip Rozier'in getirip ortaladığında offside yok. Ama sonuç olarak pozisyonları vardı. İlk 70 dakika boyunca daha iyi olan ve öne geçme şansını pek çok kez yakalayan taraf Fenerbahçe'ydi diyor. Ofansif ve defansif performansını değerlendiriyor. Diyor ki defansif anlamda iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Yani Beşiktaş'ı herkes ofansıyla anlatır. Ama Jesus bence dersine iyi çalışmış. Beşiktaş'ın defansına da değiniyor. Duran topları da iyi savunuyorlar. Ki savunmak zorundalar. Çünkü kalecileri duran topa karşı çok zaafı olan bir kaleci. Bugün iki güçlü takımın karşılaşmasıydı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. Bugün pozisyonlara girdik. Takımım bugün gol atamadı diye ofansif anlamda iyi değildi diyemem. Valencia'nın ilk yarıda girmiş olduğu iki pozisyon vardı. Rakip de biz de defansif anlamda iyi organize olduk diyor. Onların da bizim de defansif anlamda performanslarımızın hakkının verilmesi gerekiyor. Bizim defansif organizasyonlarımıza baktığımızda rakibimizin bir tane duran toptan yakaladığı net pozisyon var diyor. Son olarak da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Perşembe günü yani 6 Ekim Perşembe günü oynayacağımız Larnaka maçına ilişkin de açıklamalarda bulunuyor. AYK Larnaka maçına ilişkin. Şimdiden o maçı düşünmeye başladık. Gruptaki liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için de o maçı kazanmamız gerekiyor. Rakibimizin 3, bizim 4 puanımız var. Çok dengeli bir grup. Her takımın gruptan çıkma ihtimali var. Dinamo Kiev ve Ren grubun favorisi ama dışarıdan Larnaka ve Fenerbahçe de geliyor. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Bu yüzden de önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz diyor. Bu sene şampiyonla oynayan 5 takım var. Güçlü ve zorlu bir lig diyor. Jesus'a birisi soru soruyor. Hani oyuncu değişikliklerinden sonra takımın performansı düştü diyor. Soruda. Jesus diyor ki beklediğimiz katkıyı veremediler. Sonradan girenler 11'dekilerle aynı seviyeyi gösteremedi. Taktiksel kaliteyi kaybettik. Beşiktaş'ın değişiklikleri daha etkiliydi diyor. Bakın arkadaşlar. Yani mesela Jesus'u eleştiriyoruz. Asla kusursuz değil. Eleştiriyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ancak Jesus'u eleştirirken bakın doğruları gördüğünü görmek beni mutlu ediyor. Fenerbahçe'ye gol atmak asla kolay değil diyor. Doğru. Defansif anlamda söylüyor. Doğru. İki takım için de zorlu bir maç diyor. Doğru. Yani baktığınız zaman yanlışı yok adamın. Şimdi şuna da değinelim. Jesus'tu Fenerbahçe ligin 7. sırasında. Ancak lig uzun bir maraton. 20 golle ligin en golcü takımı. Üstelik lideri saymıyorum. Diğer takımlardan bir maç eksiği var. Artı 14 averajla ligin en iyi averajına sahip takımı. Forveti 7 golle
Valencia ki birçok kişinin beğenmediği Valencia. Son 3 maçta gol yemeyen bir yapı uygulanmış oldu. Yani sürekli hani maçın neresinden başlayayım, neresini anlatayım bilmiyorum ama ben derbinin başlamasına dakikalar kala Beşiktaşlı taraftarların Arda Güler'le fotoğraf çekinmeleri olayını alkışlıyorum. Türk futboluna bunlar lazım. Öyle döner bıçakları şu bu falan filan değil. Bu tip holiganizmlerden kesinlikle kaçının arkadaşlar. Mesela Ali Koç da maçtan sonra gidip Beşiktaşlı taraftarların birinin formasını imzalamış. Yani ne kadar güzel bir şey. Olsun. Olsun. Ha Fenerbahçe kazansaydı o formayı imzalattırırlar mıydı? O ayrı mesele. Ama şunu söyleyeyim. Ben bu maçın özelinde İrfan Can tercihini tuhaf buluyorum ama saçma bulmuyorum. Çünkü rakip ceza sahası dışından bir gol atarsın bu maçı çözersin. Bir free kick kullanırsın bu maçı çözersin. Yani Rem maçındaki golün benzerini atsaydı şu anda Jesus yere göğe sığdırılamıyordu. Gustavo Henrique. Ya arkadaş Gustavo Henrique'yi çöpledik. Yani çöpledik. Dedim ki 450 dakika izleyin, etmeyin, eylemeyin 450 dakika. Weghorst'u niye almadı? Weghorst şöyle yıldızdı, böyle yıldızdı, şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Ya Weghorst 11'de bir hava topu kazanma. Gustavo Henrique 7'de 6 hava topu kazanma ya. İnanabiliyor musunuz? Aynı Gustavo Henrique 13'te 8 ikili mücadele kazanmış ya. Yani 13'te 8 ikili mücadele kazanmış. 7'de 6 hava topu kazanmış. 49'da 40 isabetli pas. %82 pas isabetiyle oynamış. Bu kadar çabuk oyuncu silmeyelim ya. Bu kadar çabuk dönmeyelim ya. Bak berabere bitti diye. Ya oyunun kontrolü kesin olarak ilk yarıda Fenerbahçe'de. Savunma üçlüsü ilk defa birlikte oynadı. Bu üçlü ilk defa birlikte oynadı ve üçünün üçü de yok Gustavo Henrique bir kez merkezde oynadıydı. Bu iki olmuş oldu. Yani üçlünün iki tanesi ilk defa bu mevkide oynadı bu sezon. Ve Gustavo Henrique'yi de merkezde oynasarsak ve çizgi defansı çok iyi yapıp Beşiktaş'ı 7 kez ofsayta düşürdü. İkinci yarıda skor belirlenmek istendi iki takımın teknik direktörü de ama olmadı. Ya Beşiktaş'ı bence Fenerbahçe uzun bir süre hiç oynatmadı. Golü bulabilirdi ama bence João Pedro, Arao, belki kısmen Valencia, belki kısmen Crespo gününde değildi. Hani Jesus'u atıp tutmak var ama mesela Gezdal şapkadan tavşan çıkarttı. Fenerbahçe'de kimse şapkadan tavşan çıkartmadı. Biri çıkarsa zaten maçın kaderini belirlerdi. Ha Crespo kötü müydü? Bence kötü değildi ama yediği sarı karttan sonra oyundan bir düştü. Oyundan çıktığı anda zaten oyun momentumu rakibe geçti. Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin bence en iyi orta sahası Crespo. Ne derseniz deyin. Ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdikten sonra mesela diyor ki Jesus girenler o katkıyı vermedi. Ya arkadaş Crespo bambaşka bir seviyede. Ha Arao çıksaydı, Arao sarı kart görüp çıksaydı Mert Hakan girseydi bu kadar sırıtmazdı. Çünkü Crespo iki kişilik top oynuyor zaten. Ali Oski mesela oyuna girdi. Ben hiçbir şey anlamadım oynadığı oyundan. Yani az sonra puan da vereyim. Lincoln Henrique mesela. Onu da değineyim. Yani Beşiktaş son 15 dakika Fenerbahçe kalesine yüklendi ve Fenerbahçe bu sezon son 15 dakika gol yemeyen iki takımdan biri. Diğeri Başakşehir. Kadro derinliği, fiziksel güç. Fenerbahçe'nin 75'ten sonra gol bulacağını beklerken tam tersi oldu. Ben diyorum size bak. Valerian İsmail kötü teknik direktör değil. Hatta Beşiktaş için şans. Ama Valerian İsmail'e katlanmaları lazımdı. Mesela normalde Valerian İsmail bu maça talimatla çıktı. Çıkmasaydı 2-3 tane altyapıdan oyuncu oynatırdı. Ha, maçın hakemine mesela Weghorst'un hareketlerine sarı vermemesi. Mesela Kayseri-Trabzon maçında hem penaltı verildi hem sarı kart verildi. Baktığın zaman hani standart hakem standartlarının olmaması çok ilginç. Yani çok çok ilginç. Beşiktaş kalesine birçok oyuncu şut denemiş mesela. Ama denemeyenler Arao, Ferdi, Lincoln, İrfan, Pedro, Mert Hakan, Osayi, Batshuayi, Ali Oski, Rossi. İşte burada da çeşitliğin olması lazım. Maçın kırılma anı bence kesinlikle Crespo'nun çıkıp Mert Hakan'ın girmesi. Hani orta saha teslim edildi. Hani Arao yorulmuştu. Orada İsmail, mesela Zayt bugün oynuyor olsaydı, İsmail Zayt değişikliği yapılsa çok abes bir değişiklik olurdu. Ya da İsmail Mert Hakan değişikliği olsa abes bir değişiklik olurdu ama ilginç olurdu. Mert Hakan mesela bence kötü bir performans sergiledi ki teknik direktör de dahil kimse beklemiyordur.
Üstelik milli takıma da gitmedi, hazırdı da. Yani yorgunluk vesaire de yoktu ama demek ki takım halinde çalışılmayınca bir şeyler oluyor. Yani Crespo çıktıktan sonra sahipsiz topların Beşiktaş'a gitmesi var. Hakemin atladığı sarı kartlar var. Tayyip Talha. Arkadaşlar geçen sezon ben dedim ki Samet Akaydın ve Tayyip Talha. Herkes es geçiyor ama bence Süper Lig'in en iyi iki Türk stoperi. Transfer edilebilir mi? Edilebilir. Alan Yaşar çünkü Türk kontenjanı şu bu var. Birçok arkadaşımız burada bana demedik laf bırakmadılar. Fenerbahçe'ye layık göre göre bunları mı görüyorsun diye. Bugün o arkadaşlarım görmüştür. Yani Tayyip Talha'nın oynadığı futbolu. Ha şu var. Beşiktaş tandeminde çok iyi oynar mı? İşte orası biraz karışık. Ama zaman ne gösterecek? Hep birlikte görüp zorlanacağız. Görüp bakacağız. Şimdi Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandığı bir maç yaşadı. Ama mesela bir Joshua King olsaydı bugün hareketlilik kıpır kıpırlık getirirdi. Bir Luan Perez olsaydı bence Serdar Aziz sırıtmadı. Ama Luan Perez'in savunmadan oyun kurma yetisi çok çok yüksekti. Bak Atilla Salahid'in daha iyi oyun kurma yetisi. Oyunu yönlendirme yetisi. Hani Luan Perez'in orada olduğunu bilen Lincoln daha çok ileri çıkardı. Bence daha iyi oynardık. Genel olarak üçlü savunmayı ben pek önemsemiyorum. Yani pek önermiyorum da Fenerbahçe için. Ha Valencia biraz aklını kullansa yine maçı kazanabilir miydik? Ya da hakem şeyleri. Ben şunu söyleyeceğim. Teknik direktöre çok yüklenen arkadaşlarım var ama ya yanılıyorsunuz bak sürekli. Sanayiden sol stoper hariç hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Sol bek de oynatıyor. Üçlünün merkezinde de oynatıyor. Üçlünün sağında da oynatıyor. Üçlünün solunda da oynatıyor. Oluyor mu? Oluyor. Hani olmazdı? Lincoln'den hani üçlünün sol beki olur mu? Olmaz. Şöyle böyle diyorsunuz. Oluyor mu? Oluyor. Çatır çatır da top oynadı. Gustavo Henrique yerin dibine sokuldu. Bu niye alındı? Komisyoncu mu? Alın arkadaşlar her şey ortada. Yani görüyorsunuz. Salah'ı sağ sol fark etmiyor. Her maç üstüne koyuyor. Yani görüyoruz. Benim söylememe gerek yok arkadaşlar. Aha her şey ortada. Her şeyi görüyorsunuz. Şimdi futbolcu puanlamalarına girelim. Bence Altay Bayındır çok fazla iş düşmedi. Hani bir puan vermek mantıklı olur mu? Çok mantıklı olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Hem Weghorst'a direkten dönen top var. Ne kadar da offside olmuş olsa da bakın ısrarla söylüyorum. Ne kadar da offside olmuş olsa da Altay sadece izlemekle yetindi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani refleksler olarak sıkıntısı vardı. Ama ceza sahasına şişirme toplarda ki Weghorst zaten Beşiktaş'ın taktiği bu. Muleka'nın Enkod'un önüne top at. Hızlı koşu yapsınlar. İçeri ne buldun şişir ve Gorsuk gitsin gol atsın. Başka taktik yok. Trabzonspor'un da benzer taktiği var. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Bu şartlar altında yani olabilitesi bu olan bir maç oynadı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır. Ben 10 üzerinden 4 versem ayıp eder miyim? Hani dörtlük oyun mu oynadı? Gerçi savunmada topu iyi kurdu. Oyunu iyi yönlendirdi. Hani idareten 6 veriyorum. Ama idareten veriyorum bu puanı. Bilginiz olsun. Sağda Ferdi. Ferdi arı gibi çalıştı. Bence takımın en iyisi Ferdi'ydi. 10 üzerinden 8 veriyorum. Bakın 8. 9 niye veremiyorum? Bir gol ya da asist sığdırmış olsaydı 9'u alırdı. Bence zaten maçın da adamı olurdu. Diye düşünüyorum. Gustavo Henrique. Ne bekliyorsunuz? Hocam hızlı değil. Hızlı mıydı? Hızlıydı. Ne bekliyorsunuz? İşte skor katkısında bulunsun. Ama skor katkısında bulunacağı duran top doğru düzgün olmadı. O da enteresan. Hakem sağ olsun vermemek için her şeyi yaptı. Aman dedi ben Fenerbahçe'ye duran top vermeyeyim. Bunlar kesin gol atar diye ki Fenerbahçe şimdi söyleyebilirim rahatlıkla. Baya baya duran top çalışmıştı. Ama olmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Serdar Aziz bence 10 üzerinden 7.5'dan 8 aldı. Hani Ferdi kadar iyi değildi. Ama bence müdahalelerinde falan iyiydi. Zaten Jesus'un üçlü savunma oynatma sistemindeki hani üçlü savunma oynatmadaki niyeti de aslında belli oldu. Yani Jesus diyor ki ben bu ligi çözdüm. Bu ligde gol yeme bir şekilde atarsın diyor. Avrupa'da da diyor turnuva takımı olmak için Fenerbahçe'nin öyle rakibi dövecek
esip gürleyecek kadrosu var mı? Şimdilik yok. En iyisi diyor. Ben şey yapayım. Hani olabildiğince alttan alayım. Yapabildiğim kadar. Hani böyle haddini bilen çakal felsefesinde oynatayım. Falan filan diyor arkadaşlar. Atilla Sanayi onun üzerinden yine 8'lik top oynadı. Ama 7.5'dan 8'e tamamlattırdı. Sanayi'nin de birçok uzun topu boşa gitti. Ama taktik böyle olunca yapacak bir şey yok. Crespo bence dönem dönem kötüydü ama dönem dönem iyiydi. Oyundan çıktığı zaman asıl kıymeti anlaşıldı. Bence Crespo da onun üzerinden 7.2'den yuvarlama 8 alan bir futbolcu. Ama ikinci yarıdaki Crespo'ya yaklaşık 9 veririm. İlk yarıdaki Crespo biraz hani idare etti gibi. Araujo'nun üzerinden 5. Çok beğenmedim. Lincoln'un üzerinden 7.5'dan 8. Ama Lincoln'un da şöyle bir özelliği var. İleriye çıkışları çok sevmiyor. Pasla bitirmeye çalışıyor. Yani yani pasla bitirmeye çalışıyor. Durum bu arkadaşlar. Başka yeter. İrfan Can Kahveci 10 üzerinden 3 anca. Yani 10 üzerinden 3 anca diyebilirim. Ben çünkü olumlu hiçbir şeyini görmedim. Hatta Crespo'nun sarı yediği pozisyonda. Gerçekten Crespo'nun sarı yediği pozisyonda. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Maalesef ve maalesef Crespo'nun sarı yediği pozisyonda da yine İrfan Can'ın hatası idi. Valencia 10 üzerinden 7. İkinci yarıdaki Valencia çok ukalaca top oynadı. Hani böyle saçma sapan hareketlerde falan bulundu etti. İlk yarıdaki Valencia yine sahanın en iyilerinden biriydi. Ama ikinci yarıdaki Valencia'yı hiç ama hiç beğenmedim. Onu da söyleyeyim. João Pedro yani 31. dakikada çok böyle ince bir pas attı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İnce bir pas attı Valencia'ya. Yani fark edilmemek elde değil. Zaten o hariç, o pozisyon hariç şey yok. Şimdi o pozisyonda eğer Valencia aklını kullansa, gitse gol atsa olay bittiydi zaten. Ama olmadı. Ben şeyi çok merak ettim arkadaşlar. Cevap Pedro'ya dediğim gibi bu puanı verdi. Oyuna sonradan girenler Alioski'yi beğenmedim, Mert Hakan'ı beğenmedim, Rossi'yi anlamadım. Osayi tek pozisyona girdi, saçmaladı. Başlıyor aynı yediği enteresan sarı kart. Yine de oyuna sonradan girenlerin hiçbir katkı vermedi desem yalan söylemiş olmam. Maçın istatistiklerinde Fenerbahçe hani 4 şutu engellenmiş. 2 isabetli şut da önde, 4 köşe vuruşu falan var. 16 faul yapmış, 2 sarı kart yemiş. Beşiktaş 19 faul yapmış, 2 sarı kart yemiş, biri itirazdan. Yakalanan büyük şanslar Beşiktaş'a 2, Fenerbahçe'ye 1 yazıyor. Ama dediğim gibi biri offside. Baktığın zaman dengede bir oyun. Ben futbolcu performansı olarak çok merak ettim. Yani mesela Beşiktaş'ta ve Gors'ta 5.9 vermişler. Dellali'ye 6.3. Fenerbahçe'de Pedro'ya 6.7 vermişler ama ben hiçbir özelliğini görmedim. Hatta şöyle bir ayrıntılı tıklayayım. 0-0-0 da 70 dakika oynamış. Asist 0, şut 0. Dribling denemesi 1'de 0. 16 topla dokunmuş. Hani ikili mücadele kazanma mı bu 5'te 4? Türkçe'ye çeviriyor direkt. Uzun toplar 2'de 2. İkili mücadele 8'e 3. Hava topu 2'ye 1. 6 top kaybı. 2 kez faul yapmış. Kendisine 3 kez faul yapılmış. Mesela hiç beğenmedim. Maçın bence kahramanı Ferdi. Ferdi'nin istatistiğini merak ettim. 89 dakika oynamış. 35'te 28 pas isabeti. Bir kilit pas. Başka. Uzun top 2'de 1 isabet. İkili mücadele 4'te 1 kazanmış. Bakın çok kötü. 11 top kaybı yaşamış. Bir faul yapmış. Bir faul yaptırmış. Ama bana sorsanız maçın en iyisi derim. Gustavo Henrique mesela söyledik ama 90 dakika oynamış. Hava topu 7'de 6 falan. Bunları zaten konuştuk. Hani genel olarak sanki Fenerbahçe performansı
daha iyi gibiydi ama Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın bence olağanüstü performansı. Roman sayesinde hataya müsait ama hata yapmayan hareketleri. Salih Uçan'ın oynaması. Hani bir Salih, bir Souza. Ne bileyim bir Tayyip Talha. Adana Demirspor'daki futbolcuların Galatasaray maçındaki gibi oynasalardı zaten maç giderdi. Ama Beşiktaş kadrosu öyle yabana atılacak bir kadro değil. Öyle 5 fark 10 fark bekleyen arkadaşlar vardı ama öyle değil. Ama yine söylüyorum, eğer hakem gördüğü hareketlere sarı kart çalsaydı bence bu maçın sonucu çok çok farklı bir şey çıkardı. Hakkımız hayırlısı olsun. Kaybetmemek önemliydi. En azından kaybetmemiş olduk. Şimdi size soruyorum. Jesus korkak bir adam mı? Yoksa ligi ayak mı uydurdu? Siz karar verin arkadaşlar. Görüşmek üzere.